İlim talebeler. Talebelerdir hocam, yeni talebeler. Başka? Kendinize bırakmadınız galiba. He? Bir hoca efendi hitabet dersi veriyormuş talebelerine, İmam Hatip talebesine. Demiş ki bakın çocuklar demiş, kürsüye çıktığınız zaman şöyle diyeceksiniz. Daha o yaştaki çocuğa bu öğretilir mi? Diyeceksiniz ki cemaat-i müslümin zekatınızı, sadakanızı, fitrenizi, bahşişinizi, hayrınızı, kızınızı ehline verin, ehline! Çocuklar da inanmış buna. İmam Hatip'i bitirip imam olmuş birisi. Çıkmış kürsüden bir köyde imamlık yaparken böyle anlatmış. Cemaatten birisi de demiş lan hocadan daha iyi damat mı bulacağım? Kızım verdim sana. Öyle evlenmiş. Talebelerden birisi. Dördüncüsü kim biliyor musunuz? Kaza ve kader. Kaza ve kader. Bir ateş geliyor. Gidiyor. Arabanı arkadan durup dururken bir tokat atıyorlar. Hadi bakalım 2 milyar masraf. Yolda giderken tekerim patlıyor. 10 milyar masraf. Bir yağmur yağıyor çatı. Malzemeler ıslanıyor. Kaza ve kader. Ortaklarımız var. Ortaklarımızla iyi geçinmek zorundayız. Varisimizle de fakirle de, kaderle de, pederle de iyi geçineceksiniz. Ama en çok da kayınpederle iyi geçinin. Benden size tavsiye. Tamam? Kayınpederle geçinmesini bilmezseniz evde huzurunuz olmaz. Kaleyi içeriden fethedin. Sen bekarsın herhalde. Rahat gülüyorsun falan. Neyse. İnşallah son gülüşün olmaz. Evet. Senin gibi güler yüzlü hocalara ihtiyaç var. Tamam. Hem gülesin hem bu milleti güldüresin. İnşallah Allah seni anlı şanlı dünyayı sevmeyen bir hoca yapsın. Bize de dua et hocam deseniz. He? Allah hepinizi aliminden, amilinden, muhlasinden eylesin. Amin. Yaşı yok. Zengin olmanın yaşı var mı? İstemem hoca efendi, ben 90 yaşına geldim. Almıyor Cem, taşıyamam ben. He Erdoğan abi? Al sana bir kilo altın. Vallahi hocam ben taşıyamam hocam. Ne yapacağım ben altını, gümüşü bu yaştan sonra? Koy cebime. Ben de olsa Metin Hoca'ya söz evet. Verdim. Yurt yap hocam ben de. Evet. Bak. Çözüldü. Gördünüz mü? Demin kafam almıyor diyor. Şimdi nasıl hesap yapıyor görüyor musun? Bak yok. Ben hesapları yapıyoruz. Evet. Allah elden ayaktan düşürmesin. Amin. 90 yaşında da olsa okuyacağız. Zenginliğe hayır demiyorsak hoca olmaya hiç hayır demeyeceğiz. Çünkü yaşlandıkça ahirete olan yakınlığımız daha da artıyor. İmana, amele, hikmete olan ihtiyacımız daha da artıyor. Rahmetli anam Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. 15 gün son demlerinde ağrıları arttı, kanserdi. Hastaneye yatırdık. Elhamdülillah biz de başında bulunuyoruz. Şuuru yerinde olduğu zamanlar devamlı zikir halinde. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah, Allah, Allah. Uyuyor, gene devam ediyor. Uyuyor, biz başındayız. Devamlı zikrediyor. Miraç gecesiydi. Miraç gecesinde şöyle başını kaldırdı. Rabbimi görüyorum dedi. Dedik ki bir şeyler oluyor. Tamam. Son gecesi. Sabahında vefat edecek. Allah alem gidici olduğunu anladı. Daha önce böyle rahat rahat La ilahe illallah, La ilahe illallah böyle
son gece la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Sanki bir şeye yetişmeye çalışıyor. Saçımız, sakalımız beyazlamışsa vaktimiz daraldı demektir. Düşünmeyi bırakın siz. Bir an önce kaydınızı yapmaya bakın. Bir an önce Kur'an'a başlayın. Bir an önce. Bize men rabbuke diye soracaklar. Yevmen sakil cemaatimiz. Yevmen sakil. Allah dilimizi çözmezse Allah bile diyemeyiz, biliyor musunuz? Hacı Bilal Efendi vardı, Mahmud Efendi Hazretleri'nin kıymetli müritlerinden, dervişlerinden. Hacca gittim diyor. Kabe'yi tavaf ettikten sonra yoruldum, böyle bağdaş kurdum. Kabe'yi seyrederken geçkinlik gelmiş. Böyle dalmışım. Öldüğümü görüyorum. Beni kefenlediler çocuklarım, arkadaşlarım. Kabre koydular, toprak üzerime atıldı diyor. Zifiri karanlıktayım. İki tane melek geldi. Tanımadığım simada bana men rabbuke diyorlar. Ne demek? Rabbik. Vallahi hani uyku halinde bazen diliniz tutulur, böyle kilitlenirsiniz. Normal yaptığınız işleri yapamayacak şekilde her taraftan felç olmuş gibi olursunuz ya. Men rabbuke diyorlar, Allah diyemiyorum diyor. Sanki kilitlendim. O korku hali midir? Başka bir şey midir? Allah diyemiyorum. Her gün 5000 Allah diyen ben, her gün en az 5000 la ilahe illallah diyen ben, toprağa girdim, Allah diyemiyorum. O kadar daraldım, o kadar daraldım ki yani böyle patlasam yerim ki. Tam o esnada bir telefon çaldı. Rüya halinde görüyorum. Evin telefonu, gayri ihtiyari mezarlı telefonu ne arar ama bir şey öğretecek ona. Telefonu açtım, buyurun dedim. Allah diyemiyor ama telefonun öbür ucunda Mahmud Efendi Hazretleri'nin sesi. Diyor ki, Hacı Bilal korkma, Rabbim Allah de. Bana bir kuvvet geldi diyor. Bana bir kuvvet, bana bir cesaret, o melekleri okutmaya başladı. Allah bizi yalnız bırakmasın. Amin. Allah bizi sahipsiz bırakmasın. Amin. Tutacak bir ele ihtiyacımız var. Dünyada bile öyleyiz. Başımızı okşayacak, teselli verecek, korkma diyecek bir sese ihtiyacımız var. En çok ihtiyacımız olduğu zaman da kabre konulduğumuz zamandır. Allah bizi karanlıkta sahipsiz bırakmasın. Amin. Okuduğum ayet-i kerimeye kısaca mana vereyim. Lokman suresinin ilk ayetleri. İsterdim ki vaktiniz olsun, benim de vaktim olsun. Sadece Kur'an-ı Kerim'e, kelimelerine, belagatına, fesahatına, işaretine, delaletine, bütün detay ve tafsiline girerek Kur'an'ı konuşsaydık. Çarşamba Fatih'te ders yapıyorum. Haftada bir saat. Tefsir dersi yapıyoruz. Eylül'de başladık. Geçen sene Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim bir sene sürdü. Bitmedi. Daha diğerlerine de okuyalım diye biraz hızlı geçtik. İki aydır şimdi elhamdülillah Fatiha suresine başladık. Elhamdülillah'ı konuşuyoruz, daha bitmedi. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun demek ama ne manalar var, ne nükteler var, ne incelikler var, neler var, neler var, neler var. Öyle birilerinin dediği gibi meal okumakla Kur'an anlaşılmaz. Meal okumakla hoca olunmaz. Meal okumakla hüküm ve fetva verilmez.
meali Kur'an zannedip de onun üzerinden ahkam kesenler en büyük yalancılardır. Meal Kur'an değildir. Kur'an Arapça. Her kelimesinin ayrı bir nüktesi, ayrı bir hikmeti vardır. Her bir kelime içinde bulunduğu cümleye uygun olarak Allah tarafından indirilmiş. Hangi birini anlatayım ki ben size? İnsan kelimesi Kur'an'da farklı şekilde anlatılır. Bazen insan der, bazen ins der, bazen beşer der. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الْدَهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Orada insan geçiyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Orada ins diyor. İnsan. اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْتُكُمْ derken beşer diyor. Bunlar rastgele mi? Hayır. Allah insandan bahsederken bazen beşer, bazen insan, bazen ins diyor. O cümlenin insicamına o kadar uygun ki onları anladığınız zaman Kur'an'a hayran olursunuz. Onları çözmeye başladığınız zaman gerçekten Allah kelamıdır. Bu incelikleri, bu nükteleri, bu belagatı, bu fesahatı bir beşerin yapması mümkün değil demek zorunda kalırsınız. Arapların niye sesi kısıldı biliyor musunuz? Arapların hepsi kelam ustasıydı. Hepsi. Okuma yazma yok ama o kadar çok şiir, fesih konuşmayı biliyor ki 3 ay aralıksız şiir okuyabilir size. Okuma yazma bilmeyen bir Arap. 3 ay durmadan şiir okuyabilir. Biz kaç şiir okuyabiliriz? He? Nasreddin Hoca'ya demişler, ya hocam sen Farsça biliyor musun? Biliyorum demiş. Hoca'ya da bilmiyorum demek çok zor. E demişler, bir beyit oku bakalım. Hiç de beklemiyordu şimdi. İyi demiş, okuyayım. El dünya ağrı doğrı döneres demiş. Bak siz bile anladınız. Ama bir tane daha oku dese bilemeyecek. Arap öyle değil. Dilini biliyor. Kelimeleri biliyor. Belagata vesaire. Kur'an inmeye başladığında kafaları zorluyor. Çünkü İnsan aklıyla söylenebilecek bir kelam değil. Bunu bütün Araplar anlıyor. Ufacık bir ihtimal, ufacık bir zafiyet, ufacık bir Kur'an-ı Kerim'de noksanlık görseler oradan çullanacaklar. Bütün İslam'ı yıkacaklar. Ama yok. Beşerin Kur'an'ı yıkabilecek, Kur'an seviyesinde söz söyleyecek takati olmadığını hepsi biliyor. Vel asr innel insane lefî mealde der ki zamana yemin olsun. Ama tefsirlere girdiğiniz zaman Allah niye yemin eder? Niye burada zamana yemin etmiştir? İnnel insane lefî husr. Niye burada insan zikredilmiştir? İnsanların hepsinin zararda olduğunu anlattığı yerde niye zamana yemin ederek başlamıştır? Hepsinin cevabı var. Allah bütün bunların mesajını bize vererek ayetleri indiriyor. Niye yemin ediyor biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok yemin var ki. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا Hep yemin. Dağlara yemin ediyor, rüzgarlara yemin ediyor, gemilere yemin ediyor, وَالشَّمْسِ وَالْضُحَاهَا Kuşluk vaktine yemin ediyor, zamana yemin ediyor, aya وَالْنَجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا Yemin. Allah niye yemin ediyor ki? İstese bütün kullarını inandırır. وَلَوْ شِئْنَا لَا اَتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا وَلَاكِمْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي İstesem ben herkesi Müslüman ederim diyor. Herkes peygamberler gibi iman etmiş olarak dünyaya gelebilir. Niye yemin ediyor Cenab-ı Hak? Öyle bir sebebi var ki
Bunu bildiğinizde peygamberimizin peygamber olduğu hususunda olası bir ihtimal bile, bir şüphe bile olsa şüphelerin hepsi gider. Bunu bileceksiniz. Bunu bildiğinizde anlayacaksınız ki peygamber aleyhissalatü vesselam Allah adına konuştuğu hiçbir meselede yalan söyleme ihtimali sıfır. Neden biliyor musunuz? Arap toplumunda, cahiliye toplumu diyoruz ama bazı ahlaki durumlar hala diri, hala canlı. Mesela biz evimize bir misafir davet etsek, o misafir yemeden gitse, karnım tok deyip gitse, belki de seviniriz. Çok da zorumuza gitmez. Ama Arap toplumunda eve bir misafir gelir. Siz misafir kıymetliyse, çok kıymetliyse deve kesersiniz. Daha azsa inek veya efendim dana kesersiniz. Biraz daha ise koyun kesersiniz. Çok zayıfsa kıymeti tavuk kesersiniz. Yoksa pilav verir gönderirsiniz. Arap toplumunda bir misafiri çağırdınız, yemek yemeden giderse ev sahibi hiç kimsenin yüzüne bakamazmış. Böyle değerler var. Onlardan bir tanesi de Mekke'de yalan konuşmak çok büyük bir ayıpmış. Yalan. Bir adam yalancı da olsa yalan konuşamaz. Yalan konuştuğu bilinirse toplumda hiç kimse onun tarafına bakmaz. Hele yalan yere yemin etmek hiç kimsenin cesaret edebileceği bir şey değil. Çünkü yalan yere yemin edeni karısı koca olarak daha bakmaz suratına. Evlatları senin gibi babamız olacağına taştan babamız olsaydı, canavar babamız olsaydı daha iyi der. Siler atar. Denizin pisliği attığı gibi cemiyet yalan yere yemin eden bir adamı bağrında barındırmaz. Anladınız mı meseleyi? Yalan o kadar çok tiksinilen, hiçbir yalancıdan, en şahsiyetsiz adamdan bile tasavvur edilemeyen bir cürüm olarak, bir suç olarak biliniyor. Şimdi böyle bir toplumda insanların yalanı ve yalancıyı tamamen silip attıkları bir cemiyette herkesin Muhammedül Emin, sadık diyebildikleri, emin diyebildikleri bir peygamber, bir insan çıkıyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah adına iddialarda bulunuyor. Ben Allah'ın Resulüyüm diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Ahiret var diyor. Cennet var, cehennem var, hesap var, kitap var. Ve bunları Kur'an ayetlerini yeminle başlayan ayetleri onlara okuyor. Vel asr innel insane lefî husr. Şimdi bir peygamber, herkesin sadık diye bildiği bir insan, yalanın asla kimseden, bir yalancıdan bile sadır olması düşünülemeyen bir toplumda herkesin emin gördüğü bir insan çıkıyor. Üstelik dünyevi bir mesele de değil, Allah adına bir söz söylüyor, bir de yemin ediyor. Şimdi onun söylediklerinin yalan olma ihtimali yüzde kaç? Sıfır. Yüzde sıfır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinle ilgili, vahiyle ilgili söylediklerinde yalan olma ihtimali binde bir bile değil. Kimse buna cesaret edemez. Hele hele adı Muhammed'e çıkmış, adı Ahmet'e çıkmış, adı Mahmud'a çıkmış,
adı Emin diye bilinen bir insan asla böyle bir şeye cesaret de edemez, tenezzül de etmez. Kur'an haktır. Ölüm ne kadar haksa, ölümün hükmünü veren Hazreti Allah'ın kararına bütün beşeriyet itiraz etse, toplansa bütün profesörler, bundan sonra karar verdik, ölüm bölüm yok kardeşim deseler, küllü nefsin daikatül mevti değiştirebilirler mi? Mümkün mü? Toplananların hepsi rezil olur gider. Çünkü bir gün gelir onlar da ölürler. Çapa'da çalışan bir kardeşimiz vardı. Demişti ki Çapa'daki o kanser tedavisi yaptığını söyleyen doktorlar kendileri kanser olunca utançlarından Çapa'da yatmıyorlar, Amerika'ya gidiyorlar demişti. Tedavisi yok. Kime ne yapacak? Kelin ilacı olsa kendine sürer. Bak kendine süremiyor işte. Ölüme bir çare yok. Ancak komik duruma düşeriz. Allah küllü nefsin daikatül mevt hükmünü koyup bize bildirirken nasıl bütün beşeriyet onu yerinden sarsamıyorsa, yeni bir hüküm koymak değil herkes onun mahkumuysa, Kur'an-ı Kerim'deki bütün hükümler de aynıdır. Ahirete dair, dünyaya dair Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisler bütün hepsi aynı derecede kesin. Sen ister kabul et, ister etme. İster anla, ister anlama. Bunlar değişmeyecek. Ve endirhum yevmel hasreti. Cenab-ı Hak, ey Habibim insanları hasret gününe karşı ikaz et diyor. Hasret ne demek? Pişmanlık demektir. Başka bir ayet-i kerime ve Allah'ın selamı. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْبِلْدَانَ شِيبًا diyor Cenab-ı Hak. Hiç şüphe yok. Ne demek biliyor musunuz? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ Ey müşrikler! Ey insanlar! Nasıl sakınacaksınız? Nasıl kendinizi kurtaracaksınız? فَكَيْفَ Nasıl? تَتَّقُونَ Koruyacaksınız kendinizi. Yevmen öyle bir günün dehşetinden ki yec'alül vildâne 3 yaşında daha saçı sakalı bile olmayan çocukları bir anda o günün dehşetini yaşadıklarında şibe 100 yaşındaki dedeye çevirecek. Bu olacak mı olmayacak mı? Olacak. Ne yaparsak yapalım, o gün bu dehşet yaşanacak. Cenab-ı Hak başka bir ayet-i kerimede يَوْمَنْ عَبُوسًا قَمْطَغِيرًا O günü tarif ederken يَوْمَنْ öyle bir gün var ki عَبُوسًا şatık قَمْطَغِيرًا öfkeli müşriklere karşı, inanmayanlara karşı, namazını kılmayanlara karşı o gün çatık kaşlı düşmanına bakar gibi bakacak diyor. Doğru mu değil mi? Doğru. İstediğiniz kadar koku sıkın, bu değişmeyecek. İstediğiniz kadar pudralayın, hakikat kendisini kabul ettirecek. Okuduğum hadis-i şerif daha fazla